Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve kefa ve's salatu ve's selamü ala eşrefil enbiya'il Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Allahumme la sehle illa ma ce'altehu sehla. Allahumme enfa'na bima 'allamtana ve 'allimna ma yenfa'una. Allahumma Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhikna bis salihin ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Emma ba'd. İmam Buhari rahmetullahi aleyhin El Edebül Müfret isimli ahlaka dair eserinden hadisleri okumaya devam ediyoruz Sultan Selim Camii'mizde. İkinci ciltteyiz. 694. hadise gelmiş idik. Bu bölümlerde İmam Buhari Peygamberimizin dualarını bize derleyip sunuyor. Bugün de yine o güzel dualardan bir bölüm daha okuyacağız inşallah. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor bize. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yuallimuna hâdet duâe kemâ yuallimuna es-sûrete minel Kur'an. Resulullah Efendimiz bize Kur'an'dan bir sure öğretir gibi şu duayı öğretirdi. Her dua için yok bu ifade. Kur'an'dan bir sure öğretir gibi bize şu duayı öğretirdi Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Duamız şöyle. Eûzu bike min azâbi cehennem. Eûzu bike min azâbi cehennem. Ya Rabbi, cehennem azabından sana sığınırım, beni koru ya Rabbi. Ve a'udu bike min azabil kabr. Kabir azabından da beni muhafaza eyle, bana kabir azabı gösterme ya Rabbi. Ve a'udu bike min fitnetil mesihit Deccar, fitnenin kol gezeceği, neyin doğru, neyin yanlış olduğunun anlaşılamayacağı, toz bulut, sisli havalar, fitne zamanlarıdır o dönemler. İşte o dönemde ortaya çıkacak olan Deccal'ın şerrinden de beni muhafaza eyle ya Rabbi. Cehennem azabından, kabir azabından ve Deccal'ın fitnesinden muhafaza eyle ya Rabbi. Dördüncüsü, ve eûzu bike min fitnetil mahya vel memat. Ömrümün kalan kısmında nasıl bir hayat beni bekliyor bilmiyorum. İşte dünyanın bana verebileceği zararlardan da beni muhafaza eyle kalan ömrümde ya Rab. Arkasından da ölümün şerrinden de beni koru ya Rabbi. Ölümün şerrinden, kötülüklerinden. Geçen okumuştuk. İnsanoğlu bir ömür güzel yaşar, tam cennete bir karış kala, Allah muhafaza sapıtır, ondan sonra da cehenneme gider. Adam okuyor, 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 kitaplar yazıyor. Dün efendim, isim de vereyim de siz de bilin, bir efendim hocalarla konuşurken, bir Kur'an-ı Kerim mealinden bahsedildi.
Bizim burada Mehmet Bakırcı Hoca falan da epey emek vermiş çocuğa. Kur'an-ı Kerim meali yazmış. Mahmud Kısa diye bir adam. Yaygınmış meali, ben görmedim hiç. Ama artık sapıtmış. Kendisi yazıları var. Bugüne kadar boşuna geçmiş ömrüm. Bu Allah'ın kelamı değil diyor. Allah muhafaza. İnsan bir ömür boyu cennete gidecek gibi yaşıyor ama son anda ayağı bir kaydı mı aşağı yuvarlanıp gidiyor cehennem çukuruna doğru. Allah muhafaza. Onun için Peygamberimiz bundan da sakınmamızı istiyor bizden. Ya Rabbi, ölümün şerrinden, kötü, imansız ölümden de beni koru ya Rabbi. Ve a'udü bike min fitnetil kabr. Kabrin hem azabından koru, hem de fitnesinden koru ya Rabbi. Yani kabrin imtihanından, kabir imtihanı ağırdır. Ağırdır. Münker nekir melekleri sualler soracak, cevap vermek zor. Dünyadaki hayatın iyiyse kolay da, efendim sıkıntılıysa zor. Onun için kabirde beni meleklerin yapacağı imtihanda başarılı eyle. İmtihanımı kolay eyle ya Rabbi diye Peygamberimiz bu duayı bize diyor, Kur'an'dan bir sure öğretir gibi öğretirdi. Abdullah İbni Abbas'ın hadis-i şerifi. Yine bu bölümde Abdullah İbni Abbas şöyle naklediyor. Kale bittu inde meymunete. Bir gün Peygamberimizin hanımlarından teyzem Meymune, yani onun yanında geceledim diyor. Peygamberimizin hem yeğeni Abdullah, Abbas'ın oğlu çünkü değil mi? Abdullah Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin amcası. Amcasının oğlu yeğeni oluyor. Yeğen efendim ayrıca bir de Peygamberimizin hanımı Meymune teyzesi de oluyor. Çift taraflı işte teyzemin yanında diyor geceledim Peygamberimizin evinde aynı zamanda. فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَتَى حَاجَتَهُ. Resulullah Efendimiz gece tuvalet ihtiyacı için kalktı, ihtiyacını giderdi. فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ. Ellerini yıkadı, yüzünü yıkadı, abdest almadı yeniden. Yattı, uyudu. Geceleyin tuvalete kalkıyor. Tuvaletten gelince insan ellerini yıkaması lazım. Elini yıkamışken yüzünü de yıkadı Peygamberimiz. Tekrar uyudu. ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقُرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا. Bir müddet sonra ben hiç uyumadım. Resulullah Efendimiz gece ne yapacak acaba? Geceyi nasıl ibadetle geçirecek diye onu gözlemlemek için uyur numarası yapıp yorganın altında Resulullah Efendimiz'i gözetledim o gece diyor. Efendim uyandı tekrar. Asılı olan, duvarda asılı olan su kırbasını indirdi. Artık tuluktan, yanlıktan, deriden yapılan bir su kırbası, matara. Eskiler ibrik derdi tabii, değil mi? Efendim onu indirdi. Ağzını çözdü. ثُمَّ تَوَضَّعَ وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوءَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ فَصَلَّى. Sonra ne israf ederek çok su kullanıp ne de az su kullanıp vücudu kuru kalmak gibi değil de mükemmel bir abdest aldı. Harika bir abdest aldı. Abdest alırken de bu iki şeye dikkat etmek lazım demek ki. Bu hadis bize bunu da söylüyor.
ne çeşmeyi şarıl şarıl çok akıp israf etmek, ne de çok az kullanıp cimrilik yapmak. İkisi de doğru değil. Dün bir hocamız Nijer'den dönmüş, o kaleme almış orada gördüklerini, yaşadıklarını. Kurban Bayramı dolayısıyla gitmişler, kuyu açtırmışlar vesaire bir vakıf aracılığıyla. Var, bindik diyor araca, gidiyoruz çölde, öğle vakti geldi, abdest alıp namaz kılacağız. Şu bizim serum torbaları var ya, naylondan serum, onun gibi bir şey. Çölde diyor o su, şişesi o. Ondan bir tane verdiler, bununla abdest alacaksın dediler diyor. İğne ile bir tane küçük bir delik deldiler diyor. Aman Allah'ım, o su ne kadar bereketliymiş diyor. O küçük efendim yarım litre su iki kişi abdest aldık, hala biraz da dibinde kaldı diyor. Öyle efendim, eğer çok iyi kullanırsan suyu bereketli olur. Ama biz mübarek şarıl şarıl çeşmeyi akıttığımız için dünyanın suyunu kullanıyoruz. Hocam abdeste de israf olur mu? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, nehir kenarında bile abdest alsan orada bile idareli kullan diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Çok müsrifiz muhterem müminler, çok müsrifiz. Fesalla, güzel abdestten sonra namaza durdu Peygamberimiz gece namazı. فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَرَى اَنِّي كُنْتُ اَبْقِيهِ فَتَوَضَّعْتُ. Efendim, ben de kalktım. Resulullah Efendimiz anlamasın diye şöyle kalkıp falan bir gerneştim diyor. Uykudan yeni kalkıyormuş gibi. Halbuki hiç uyumadım ki diyor gece. Resulullah Efendimiz'i gözlemliyorum diyor. Maksadım o. Ama benim gözlemlediğimi anlarsa Resulullah hoşlanmaz, ayıp olur diye yeni kalkmış gibi yaptım. Abdest aldım. Efendim ben de Resulullah Efendimiz gibi فَقُمْتُ عِنْدَ يَسَارِهِ Resulullah'ın arkasına ama sol tarafına durdum. Sol tarafına. فَأَخَذَ بِعُذْنِي اُذْنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَم۪ينِهِ Beni kulağımdan tuttu. Şöyle çevirdi, sağ tarafına getirdi diyor. Oraya durma, buraya dur dedi bana diyor. Çocuk tabii. Abdullah daha. Ha, demek ki eğer birisi önde namaz kılıyorsa o imam olarak ona uyalım veya uymayalım. Önde kılıyorsa biz de sağ tarafına durmamız lazım. Zaten imamsa ve cemaatte bir kişi ise sağında durur zaten. Cemaat olmasa da sağında duruyor bakınız. Peki فَتَامَّتْ صَلَاتُهُ مِنَ اللَّيْلِ تَلَاتَ عَشْرَةَ رَكْعَةً Resulullah Efendimiz geceleyin kalktığında tam 13 rekat muhteşem bir namaz kıldı. Peygamberimizin gece namazı 13 rekattı muhterem müminler. Yatsı namazının farzı kılınır. Ondan sonra cemaat dağılırdı. Peygamberimiz döneminde tesbihat yapılmaz camide, sünnet kılınmaz. Farzdan sonra dağılırdı cemaat. Resulullah Efendimiz de eve varıp yatardı bir müddet sonra. Geceleyin kalkar 13 rekat namaz kılardı. Nedir bu 13 rekat? Efendim önce 2 rekat yatsının ilk sünnetini kılardı. Kılmadan, yatsının sünnetini kılmadan yatmıştı ya son sünnetini. İki rekat yatsının son sünnetini kılardı. Sonra kalkar
8 rekat efendim teheccüd namazı kılardı. Etti 10. Sonra kalkar 3 rekatta vitir namazı kılardı. Etti 13 rekat. Peygamberimizin gece hayatı, gece namazı daima böyleydi. Ömrünün sonlarına doğru artık ayakta duramaz olmuş. Yorulmaya başlamış. Bu efendim namazın bir kısmını oturduğu yerden kılmış Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü nafile namazlar, sünnet namazlar oturduğumuz yerden de kılınabilir eğer belimiz, ayağımız çok ağrıyorsa. Peki Resulullah Efendimiz 13 rekat namaz kıldı, gece namazı. ثُمَّ اَزْدَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ. Sonra şöyle yan tarafına biraz yaslandı. Yani kolunun üzerine yattı, uzandı. Ve uyumadı ama uyukladı. Hani insan böyle hafif uyumaz ama içi geçiverir ya, öyle oldu. فَاَذَنَهُ بِلَيْلٌ بِالصَّلَاةِ derken Bilal sabah vaktini haber vermek üzere ezanı okudu. فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّى. Resulullah Efendimiz yeni bir abdest almadan, zaten abdesti var idi, uyumadığı için tam bozulmadı da abdesti, efendim sabah namazını kıldı. وَكَانَ فِي دُعَائِهِ. Ve o cemaatle kıldığı sabah namazının arkasından yarı sesli, yarı sessiz, bizim de duyacağımız şekilde şu duayı yaptı Resulullah Efendimiz. Allahümme ec'al fi kalbi nura. Allah'ım kalbime nur ver. Kalbime huzur ver. Ve fi sem'i nura. Kulaklarıma da nur ver. Kulaklarımın ferini alma. Çünkü duymamak ne kötü bir şey ya Rabbi. Kulağımın fonksiyonunu yitirme ya Rabbi. وَعَنْ يَم۪ينِ نُورًا وَعَنْ يَسَارِ نُورًا. Ya Rabbi sağımı da solumu da hep nurlandır. Hep sağlıklı ve sıhhatli eyle. Her türlü felçten, efendim zayıflıktan muhafaza eyle Allah'ım. وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَاَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا. Ya Rabbi önümü, arkamı, altımı, üstümü, her tarafımı nurlandır. وَاَعْزِمْ لِي نُورًا. Nurumu artır. Ya Rabbi bana sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, bereketli bir hayat lütfeyle, bir vücut lütfeyle ya Rabbi. Sonra 7 şey daha söyledi Resulullah Efendimiz. Ve seb'an fittabuti. Ama bu hadisi Abdullah bin Abbas'tan nakleden kişi 7 şey daha vardı ama unuttum diyor ben. Bunun hepsini sayıyor Resulullah Efendimiz. Üstümü, altımı, sağımı, solumu, önümü, arkamı, altımı, her tarafımı nurlandır ya Rabbi. Biraz daha vardı ama diyor hatırlayamadım. Yıllar sonra laqitu raculan min waladil abbas fa haddathani bihinna. Abbas'ın torunlarından birisine rastladım, dedim ki ya böyle bir hadis vardı, sizin Abdullah naklederdi bunu. Sen hatırlıyor musun? Evet biliyorum dedi. Bana hatırlatıverdi o geri kalanları da diyor. Şöyleydi. Asabi ve lahmi ve demi ve şa'ri ve beşeri ve zekara haslete. Allah'ım benim iç organlarımdan kaslarımı ve sinirlerimi de sıhhatli eyle. Nurlandır. Ya Rab etimi, kanımı, saçlarımı, derime varıncaya kadar bütün vücuduma
sağlık, sıhhat ve nur lütfeyle ya Rabbi. Aynı zamanda bu dua bize sahip olduğumuz uzuvların ne kadar değerli olduğunu sürekli hatırlatıyor, bu duayı sürekli yaparsak her gün. Çünkü unutuveriyoruz değerini, kıymetini. Ne zaman elimize, derimize bir iğne batsa o zaman anlıyoruz derinin, canın kıymetini. Veya ne zaman kulağımız duymaz oluyor, o zaman kulağın ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlıyoruz. İşte sürekli her gün ya Rab, kulağıma, gözüme, elime, derime, etime, kemiğime, kaslarıma, sinirlerime, kemiklerime nur ver, sıhhat ver ya Rabbi diye her gün sayarsak, dua edersek hiç unutmamış oluruz bu nimetlerin kadrini ve kıymetini değerli müminler. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dualarını anlatmaya devam ediyor Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma. Kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme izâ kâme minel leyli fe sallâ fe kadâ salâtehu yutni alallâh bimâ huve ehlu thumme yekûnu min âhiri kelâmihi. Benzer bir duayı, bir önceki duayı tekrar ediyor burada da. Aynı içerik bu duada da var. Bir diğer dua yine Abdullah İbn Abbas, Resulullah Efendimiz geceleyin namazdan sonra, gece namazı kıldıktan sonra, hocam bizim gece namazı yok ki ne zaman dua edelim, değil mi? Gece namazını kaybettik. Mümin sabah namazı, yatsı namazı zaten kaybolursa büyük sıkıntı da, gece namazını da kaybederse mümin ömründe bereket olmaz, işinde bereket olmaz. Onun için ne zaman yattığımız belli değil, ne zaman kalktığımız belli değil, gecemiz belli değil, gündüzümüz belli değil. Gece hayatımız bitti. Pardon, gece hayatı başladı da başka yöne gitti gece hayatı. Saat 1'e kadar, 2'ye kadar televizyon, tartışma, boş laflar, lakırtı, lukurtu, yat sabah namazına da kalkama, bırak gece namazını. Öyle bir hale geldik Allah muhafaza. Oysa mümin yatsı namazını kılar kılmaz yatar, geceleyin saat 3 gibi şöyle imsak önünde kalkar, namazını kılar, arkası gece namazını. Daha sonra sabah namazında kılar. Ha bir müddet yatarsan yat. Efendim böyle düzenli bir hayat olması lazım. Onu biz kaybettik maalesef. Resulullah Efendimiz o gece namazından sonra şöyle dua ederdi. Allahümme lekel hamd. Ente nurus semavati vel ard ve men fihinne. Hamd sana olsun ya Rabbi. Sen yerdekilerin, göktekilerin, İkisi arasındakilerin hepsinin özü sensin. Yaratıcısı ve nuru sensin Allah'ım. Ve delikel hamd ente kayyamus semavati vel ard. Hamd sana olsun ya Rab. Sensin bu kainatı, bu yeryüzünü ve gökleri ayakta tutan. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقِّ وَوَعْدُكَ الْحَقِّ وَلِقَاءُكَ الْحَقِّ وَالْجَنَّةُ حَقِّ وَالنَّارُ حَقِّ وَالسَّاعَةُ حَقِّ. Ya Rabbi sen kainatın Rabbisin ve sen haksın, gerçeksin. İyilik yapanlara cennet, kötülük yapanlara cehennem diye vaatte bulunan da sensin, senin vaadin de haktır. Seninle karşılaşacağız, bu da haktır. Cennet de hak, cehennem de hak, kıyamet de hak. Bunların hepsi olacak ya Rabbi, iman ediyoruz. Allahümme leke eslemtu. Öyleyse ben sana teslim oldum ya Rabbi. Ve amentu.
Ve bike amentu. Ve sana inandım, sana güvendim. Senden başka tutacak, tutunacak dalım da yok ya Rabbi. Ve aleyke tevekkeltu. Bana düşen çalışmak, sana düşen de çalışmamın sonucunu vermek. Ben sana güveniyorum ya Rabbi. Bana hayırlı sonuçlar ver ya Rabbi. Ve ileyke enebtu. Ben yanlış yapabilirim. Yanlışlarımdan sana sığınıyorum. Beni affeyle Allah'ım. Tevbelerimi kabul eyle. Ve bike hasamtu ve ileyke hakemtu. Ya Rab, bana nefsi düşmanlık verme. Benim düşmanlığım da kinim de senin rızan içindir ya Rabbi. Ve senin rızan için kin güttüğüm düşmanlarımı kahru perişan eyle ya Rab. Ey Allah'ım, ben seni hakem tayin ettim. Sensin hakim olan. فَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَٰهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ. Beni, geçmiş günahlarımı, bundan sonra yapabilecek olacağım günahlarımı, açık, gizli ne varsa, insanların bildiği bilmediğine kadar hatam, kusurum varsa, hepsini affeyle ya Rabbi. Çünkü sen benim ilahımsın, Rabbimsin. Senden başka da ilah tanımıyorum. Beni bağışla ya Rabbi. Evet, Abdullah İbni Abbas'ın radıyallahu anhumanın peygamberimizin yaptığı duaları bu şekilde naklettiğini görüyoruz kıymetli müminler. Bir dua daha. Resulullah Efendimiz şöyle dua ederdi. Allahümme inni es'elükel affe vel afiyete fid dünya vel ahireh. Ya Rab, bana dünyada da ahirette de hem sıhhat ver hem de beni affınla yıka ya Rabbi. Beni affeyle Allah'ım ve beni sıhhatli eyle. Yani hem iman sıhhati ver hem de vücut sıhhati ver ya Rabbi. Allahümme inni es'elükel afiye fi dini ve ehli. Ya Rab, sadece bana değil, çoluğuma, çocuğuma, kızıma, oğluma, torunlarıma, amca, bütün akrabalarıma da iman sıhhati lütfeyle, sıhhat ve afiyet nasip eyle ya Rab. Dinimi dosdoğru yaşamam ve istikamet üzere olmam konusunda da bana yardım eyle ya Rabbi. Vestur avrati ve amin ravati. Ya Rabbi, namusumu muhafaza eyle. Günahlarımı, kusurlarımı ört. İnsanlara ilan etme ya Rab. Allah'ım, korkularımı gider. Korktuklarımdan beni emin eyle ya Rabbi. وَحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَم۪ينِ وَعَنْ يَسَارِي وَمِنْ فَوْقِي. Ya Rab, sağımdan, solumdan, arkamdan, önümden, altımdan, üstümden gelebilecek her türlü maddi manevi tehlikelerden beni koru ya Rabbi. Tehlikenin nereden geleceği belli olmaz. Bazen en yakınından gelir. Bazen kendi ailenden gelir. Bazen hocandan gelir. Bazen öğrencinden gelir. En yakınından gelir. Bazen şeyhinden gelir. Bazen müridinden gelir. Belli olmaz ki bu. Onun için en yakınından bile olsa bana gelecek her türlü tehlikelerden beni muhafaza eyle ya Rabbi. Ve a'udu bike en uhtale min tahti. Ayaklarımın altından gelebilir, ben fark etmeden tehlike, onlara karşı da beni muhafaza eyle ya Rabbi. Son bir duamız var, onu da okuyalım.
bu bölüm bitecek, zira ondan sonra farklı zamanlarda yapılacak dualara geçecek İmam Bukhari. Bu duayla da bitirmiş olalım hem dersimizi. لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحَدٍ وَانْكَفَى الْمُشْرِكُونَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمُ Uhud savaşı, önce Müslümanlar galip, sonra Müslümanlar mal derdine düştü. Mal toplamaya başlayınca bunu gören kafirler tekrar dönüp geldiler, Müslümanlara saldırdı. Müslümanlar mağlup duruma düştü. Tabii perişan bir hale gelindi. Sonra müşrikler çekip gittiler. Ortalık sakinleşince, şehitler defnedilince Resulullah Efendimiz Uhud'da şu duayı yapmış idi. İstavu hatta utniya ala Rabbi azze ve cel. Ey cemaat, ashabım, toplanın haydi. Toplanın da Rabbimize bir duada, yakarışta bulunalım dedi. Fasaru halfahu sufufan fakale. Bakınız, duada böyle yapılabilirmiş demek ki. Hadi bir dua edelim. Efendim, geçer birisi öne. Cemaate de diyor ki Resulullah Efendimiz, haydi bir saf tutun. Cemaatte saf oluyor, namaz kılmayacaklar, sırf dua edecekler. Saf tutuyor cemaatte Uhud'da. Peygamberimize dua ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme lekel hamd kullu. Allah'ım, hamdin tamamı sanadır. Bütün övgüler sanadır. Senden başka övgüye layık kimse de yoktur ya Rabbi. Allahümme la kabıda lima basatte. Allah'ım, senin verdiğin bir şeyi hiç kimse tutamaz, kimse engelleyemez ya Rabbi. Ve la mukarribe lima ba'atte. Senin uzaklaştırdığın, vermeyeceğin bir şeyi de kimse tutup getirip bana veremez ya Rabbi. Ve la mubaide lima karrabte. Senin bana yaklaştırdığını kimse benden uzaklaştıramaz ya Rabbi. وَلَا مُعْتِيَ لِمَا مَنَعْتِ Senin vermek istemediğini iki cihan bir araya gelse bana veremez Allah'ım. وَلَا مَانِعَ لِمَا اَعْتَائِتِ Ama senin nasip ettiğini de iki cihan bir araya gelse engelleyemez. Ben o nasibime kavuşurum Allah'ım. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك يا رب bizim üzerimize bereketlerini bollaştır, rahmetini artır, fazlını, keremini yağmur gibi yağdır, hayırlı, bereketli, helal rızıklar lütfeyle ya Rabbi. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول hiç tükenmeyen ve hiç değişmeyen güzel vermekte olduğun nimetlerini istiyoruz. Devam ettir nimetlerini ya Rab. اللهم أعيدا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا يا Rab. Bize verdiğin nimetlerin kötülüklerinden bizi muhafaza eyle. Bize vermediklerin, bize nasip etmediklerinin şerrinden de bizi koru ya Rabbi. Allahümme habbib ileynel iman. Ya Rabbi, bize imanı sevdir. Ve zeyyinhu fi kulubina. Kalplerimize iman süsünü ve güzelliğini lütfeyle ya Rab. Ve kerrih ileynel kufra vel fusuka vel isyan. Ya Rabbi, bize küfrü, iki yüzlülüğü ve sana karşı gelmeyi kötü göster ve bizi onlardan ırak tut ya Rabbi. Ve cealna minel raşidin. Ya Rabbi, bizi hep doğrulardan eyle. Hidayete ermişlerden eyle. Allahümme tevaffena muslimin. Ya Rabbi, bizi Müslüman olarak canımızı al.
ve ahyina muslimin, mezarlarımızdan kıyamette dirilirken bizi yine Müslüman olarak dirilt ya Rabbi. Ve alhikna bis salihin gayra hazaya ve la maftunin. Ya Rabbi, ağır imtihanlara sınanmadan, dünyada rezil rüşvay olmadan bizi salih kulların arasına dahil eyle ya Rabbi. Allahümme katilil keferatellezine yasudduna an sebilik. Ya Rab, insanları senin yolundan saptırmaya çalışan kafirlerden de bizi muhafaza eyle. Onların canını al ya Rabbi. Ve yükezzibune rusulek. Vec'al aleyhim riczeke ve azabek. Senin peygamberlerini bile öldürmekten kaçınmayan kafirlerin canını al. Onları azabınla, vereceğin rezil bir hayatla mahvu perişan eyle ya Rabbi. Allahümme katilil kefara ellezine utul kitab ilahel hak. Tek gerçek ilah sensin ya Rab. Allah'ım, ehli kitap olduğu halde insanlara zulmeden, insanlara haksızlık edenleri perişan eyle ya Rabbi. Amin. Ve bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.